Cumhurbaşkanının uçağı İstanbul'a indi. Büyük bir sevgiyle karşılandı. İlk açıklamasını yaptı. Artık yenilmişlerdi. Ve bu tanklarla sokaklarda dolaşanlar aynı şekilde tanklarla çıktıkları yere geri dönecekler. Çünkü bu tanklar onların değil. Bu tanklar onlara emanettir ve bunlar emanete hıyanet etmiştir. Kandırılan askerler fark ettikleri anda silahlarını bıraktılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni halk geri aldı. Sabaha karşı Boğaz Köprüsü'ndeki darbeciler teslim oldular. Darbecilerin üst olarak kullandıkları jandarma komutanlığı binası özel harekat polislerimizce temizlenip darbeciler yakalandı. Güya bunlardı bu dönemin sahabeleri. Artık yakalanan darbecilerin donla atletle olan utanç videoları tüm dünyaya servis ediliyor. Ve tüm dünya Türkiye halkının vatanseverliğini, Allah'a olan şüphesiz inancının ve gerektiğinde herhangi bir ayrım yapmadan kenetlenip bir olabildiklerinin kanıtını şaşkınlıkla canlı yayınlarda izlediler. Uçak, helikopter, tank, tüfek bu millete vız geliyor. Burası Suriye değil, Orta Doğu değil, burası Anadolu. Burası Evliya yurduydu. Cuma dualarıyla başlayan hain süreç, iman dolu göğüslerin set olmasıyla bu devletin içine sızmış dindar görünümlü, hain, acımasız, insan müsveddesi güruhu geriye püskürtmüş, bu sefer tüm dünya Müslümanlarının duasıyla emperyalizmi aynı Çanakkale'de olduğu gibi bir kez daha yenmişti. Gündüzleri işine giden halk, geceleri tüm meydanlarda günlerce nöbet tuttular. 15 Temmuz 2016 Çanakkale Savaşı'ndan sonra İslam dünyasının emperyalizme karşı kazandığı yegane zaferdi. Ve Türkiye bu zaferi tüm siyasi liderlerin katılımıyla Yenikapı'da düzenlenen ve milyonların katıldığı görkemli bir mitingle kutladı. Biriz, beraberiz, 79 milyon kardeşiz biz, ayrı gayrı yok bizde. Biz birlikte Türkiye'yiz.